Gerçekten çok ama güzel. Hep bugün yorgun, böyle hep başlayayım. Yorgun Ekin kardeşim benim ya. Hareket edecek biraz enerji. Yani gerçekten. Ekin de bir sıkın, ya üç kuruşun şahane oyuncusu arkadaşım. Oyuncusu ama bende de o yorgunluk 20 saat var. Falan bütün bu yakışıklılarda mı acaba yorgunluk var derken, yakışıklılarda ve güzellerde mi var acaba derken, meğersem hani Venüs, Satürn oradan mı buradan mı ya da bahar yorgunluğu mu ondan herhalde. Üç kuruş dizisinin Efesi Ekin Koç bir röportajında diyor ki, vitamin alsam da uyusam da hep yorgunum demiş. Aynı ruh halini paylaşanlar da, yani işte bizler mesaj üstüne mesaj attık. Sosyal medyanın da gündemi olduk. Neden yorgunuz? Acaba bir nedeni var mı? Sadece fiziksel mi yoksa kafa olarak mı yorgunuz? Bir görelim Ekin Koç'tan başlayaraktan. Kaybedecek bir dakikam bile yok artık. Ben hep yorgunum yani. Hiç gitmiyor üzerimden. Ben de genel olarak hep yorgun hissediyorum. Her gün yorgun kalkıyorum her sabah. Ne vitamin alırsam alayım, ne kadar uyursam uyuyayım. Hep yorgunum. 20 saat de uyusam kalktığımda sürekli bir yorgunluk oluyor. Asla kalkıp bir şeyler yapmak, böyle çaba göstermek istemiyorum hiçbir şey için. Bitkinlik, halsizlik, bıkkınlık. Bugünlerde herkes bunlardan muzdarip. Ya kafamı kaldıramıyorum yani. Hep uyumak istiyorum. Sabahları çok erken kalkardım. Şimdi 11-12'lere buluyor yani. Savaşmanın anlamsız olduğunu düşündüğüm için durdum, tamam? Üç Kuruş dizisinin nefesi oyuncu Ekin Koç bir söyleşide vitamin alsam da uyusam da hep yorgunum dedi. Adeta o ruh halinin sözcüsü oldu. Ünlü oyuncunun hayranları ben de yorgunum diyerek esprili dille sosyal medyada gündem yarattı. Okul yoruyor insanı tabii. Hem hava etkiliyor hem de ekonomik her şey. O hava şartları da etkiliyor ama tek hava olsa keşke bu. Evde oturup çıkmak istemiyorsunuz. Bu yorgunluğu siz neye yoruyorsunuz? Hayatın getirdikleri bence. Kimi sınavlar, kimi çalışma hayatından, kimi hayat pahalılığından dem vurdu. Aslına bakarsanız hayatın hızlı temposuna yetişme telaşı hepimizi yordu. Daha çok aslında havalardan oluyor. Hava değişikliklerinden psikolojimiz çok etkileniyor. Hani havalar bir türlü ısınamadı, bu yüzden aslında. Beslenmeme dikkat ediyorum aslında ama bu yorgunluğu atamıyorum. Nedenini de bilmiyorum. Doktor da psikolojik diyor. Teşekkürler. D vitamini. Yani kendinizi gerçekten sağlıksız, yorgun, eliniz kolunuz kalkmak hissettiğinizde bir baktırmak lazım. Nerede B vitamini, D vitamini? Denizli'nin D'si. Bir de B mi? Evet. Yani bizim memlekette çok fazlaymış yani, D vitamini eksikliği. D çok fazla var ki bu kadar güneşli bir memlekette yaşıyoruz. Evet. Çok nispeten diğer ülkelere, kuzey ülkelerini düşünsene, onlar ne yapıyorlar? Onlar güneşi artık de göremiyorlar yani. Onlar bununla idare ediyorlar. Tabii onlar biliyorsun özellikle sadece güneş panelleri gibi, özellikle panellerin karşısında o ışığı almaya çalışıyorlar ki D vitamini ihtiyacını... Biz ne yapıyoruz? D'yi nasıl karşılayacağız? Böyle durmayacağız herhalde. Şöyle falan mı deniyorlar? Evet, buraları açmak lazım. Ben görüyorum mesela yatanlar ya da parklara, bahçelere çıkmışlar ya da teraslarda şöyle duranlar. Aynen. Ne kadar duracağız böyle biz? Yani bence şuradan alınıyor galiba. 10 dakika yeter. Yani bilmiyorum hani içeriden diye biliyorum ben. Ama baktım. Ne kadar? Kronik yorgunluğun nedeni kişinin yaş grubuna göre değişiklik gösterebiliyormuş. Bir, iki, iş stresi, kansızlık, depresyon ki... Depresyondayım, unutuldum. İşte hepsi bunlar ağırlıklı olarak ondan başlıyor zaten. Aldatıldım. Bunlar hepsi şeye girebiliyor. Pembe panter, yorgunluğa girebiliyor. Düşük tansiyon, bu da önemli. Evet. Yorgunluğa neden oluyor. Yaşlarda, yani daha doğrusu yaşını almış abilerimizde, ablalarımızda. Diyabet, böbrek, kalp ve karaciğer sorunları da yorgunluğa neden olabilir. Evet. Az evvel ablalarımızın yaptığını aslında yaparsak günde şöyle 15-20 dakika. Tamam, Ekin kardeşim hep yorgun ama herhalde bir bahar yorgunluğu. Ya yani. Şimdi şöyle, set ortamı gerçekten çok zordu. Çok yorucu, çok ağır bir işin altındalar. Ama röportajda yapan arkadaşlar da sürekli hepsi sete gitmiyor ki bunların. Bir yorgunluk var. Bir yorgunluk var yani, kapalı ortamlarda kalıp böyle saatlerce sette vesaire, hani süre gelen yorgunluk, kronik yorgunluk, D vitamini çok önemli. Yani setmet de yani şöyle bir şey ya. Pandemiyi atlattı bu memleket. Yok ekonomik krizler. Yok işte akaryakıtın bilmem nesi, yok doğal gaz faturası, yok et domatesin bilmem fiyatları. Nesi, et artıyor, kira ne yapacağız, çocuk okul taksidi falan filan. Nasıl yorgun olmayasın ki? Ya her şey oldu, meteor düşecek. Düşsün abi, o yaşam kaldı yorgunluğu zaten. Diyorsun. Tabii yani beyin kafa yoruluyor. Çünkü 2-3 yıldır uğraşıyoruz bunlarla. Pandemi bitti, doğru. Hadi bitecek, ev ortamımızın zaten falan filan derken hop ya dövizler aldı gitti başını. Her şeyi dövizle alıyoruz. Ekonomi, enflasyon falan filan. Yani zor bir zamanda yaşıyoruz yani. Çok insanda o depresyon örtülü, hani o maskeli depresyon deniyor. Hani farkında değil, bir şey var. Bir şey olduğunun i̇şte arkasına saklanıyor ne yazık ki, çünkü kendini ifade edemiyor. Buradan yetkililere tavsiyem ya da istiyorum, herkese bir psikiyatrist atansın.
Yani aile sağlığı merkezleri var, Allah razı olsun. Bir de aile psikiyatrist merkezleri kurulsun. Psikoloji çok önemli. Çok böyle deme yani. Önce bir kan ben 400-500-600 lira vermek zorunda değilim ki yani bir psikolog arkadaşımıza. Tabii. Yani bir seans deniyor, tamam, bu kadar da fiyatlar. Gideceğim yani, ben devletimin psikoloğuna, dur ya konuşuyorum. Gideceğim, konu bak seni de psikiyatrist olarak gördüğüm için konuşuyorum. Evet canım, anlat. Gideceğim, söyle. Şuraya uzanacağım ve anlatacağım bır bır yarım saat. Yeter bana. Ondan sonra diyecek ki bana 2 hafta sonra gel. Benden sonra başkası gelecek. Yani bu psikoloji ve psikiyatrist arkadaşlarımızın daha da ortalarda olması lazım. Bunda evet, devletin desteğiyle olması lazım. Hep bunlar lazım. Yalnızlıktan. Yalnızlıktan değil. Yapayalnızlık.